Tamam. Definenizin yerini rahat rahat aramak için beni sepetlemeye çalıştığınızı anladım da. Tavan arasında altın olduğunu nereden çıkardınız? Yoksa siz de defineci Metin gibi harita falan mı buldunuz? Yalnız müzakere treni kalkıyor. Tekrar soruyorum. Altınların tavan arasında olduğunu nereden çıkardınız? Altınların sahibi söyledi. Sahibi? Yıktırmam! Yıktırmam! Yahu abi niye böyle yapıyorsun? Daha da değerlenir. Süfliyi süfliyi konuşma Muzaffer. Değersiz mi ki değerlensin? Ya abicim zaten bina köhne, yarın öbür gün tepemize çökecek. Zaten aşağı mahalledeki bütün binalar yıkıldı, yeniden yapıldı. Yani yakındır buraya da gelecek. Evet. Hayır! Bu apartmanın yıkıntısı bile yenisinden daha kıymetli. Buzdağı burası, buzdağı. Görünenden çok görünmeyeni var. Buzdağı, buzdağı. Ayol nesi olacak neminden küfünden başka? Ay. Hatıraları diyor herhalde. Yaşlı ya, gitti kapayıcı. Ne hatırası be? Ay. Altın var, altın. Aptallar. Çil çil Osmanlı altını. Hepsi tavan arasında. Ne yani? Yakup'un dedesi durup dururken altınların yerini söyledi. Niye? Rahmetli'nin kafası gidip gidip geliyordu. Uyduruyordu yani. Yani ona uydurmak demeyelim de. Arada yerli yersiz ağzına geleni söylediği oluyordu. Hanımla evlendiğimiz ilk geceyi anlatmış mıydım? Hı? Gerdek değil. Sanırsın otluk beli meydan muharebesi. Aa, kendinize gelin Şuayb Bey. Bize ne canım sizin halvetinizden? Dinle, dinle, dinle. Gece dediysem tam iki gün odadan çıkmadık. Benim tabii o zamanlar maşallahım var. Yağız atlar gibi şahlandım mıydı? Abi! Abi ne yapıyorsun? Aa, olacak şey mi şimdi bu? Anlatılacak şey mi hiç? Aidatlar diyorduk. Ne lakırdı edeceğimi sana mı soracağım abi? Ama altın gibi bir kalbi vardı. Çok, çok sorma. Yani biraz yaşlanınca kafası gitti ve size altınların yerini söyledi. Sonra? Yani rahmetli öteki tarafa intikal edince biz de dedik ki altınlar orada duracak. Ama ara aramızda paylaşalım da ziyan olmasın hayrına. Hayrına. Boşa duracağına değerlensin dedik. Ülke ekonomisine katkı babında. Yahu canlı para, sıcak para. Oldu mu? Peki Yakup'un altınlardan haberi var mı? Ama amcasının vardı. Yani Muzaffer amcanın başına gelen kaza. Yok koza. Yalnız bal gibi cinayet o. Adını doğru koyalım. En çok sizin işinize yaradı. Aa, üstüme iyilik sağlık. Aa. Teessüf ederiz ya. Ay tövbe. Ayıp oluyor ama. Cui bono. Latince kimin yararına demek. Yani işlenen suç en çok kimin işine yarıyorsa şüpheli odur. Hı hı. Türkçede de lambayı kafaya kim indirdiyse katil odur. Hı. Yani başına kalkmak gibi olmasın ama adamcağızı öldüren sensin tatlım, biz değiliz. Peki, Yakup'a komşularının altınlarını çalmak için seferber olduğunu söylesem? Şimdi ben Yakup'a bu tatlı, kusursuz kiracısının canından çok sevdiği amcasını öldürdüğünü söylesem? Tabii polise de. Peki, polis neden önce ihbarda bulunmak yerine şantaj yaptığınızı sorduğunda ne diyeceksiniz? Bak kızım, sen burada teksin, biz hepimiz. Sana karşı bizim sözümüz. Bizle zıtlaşmak işine gelmez. İnan tatlım. Ben daha sizi demin suçüstü yakaladım. Nasıl bir anda üste çıkabiliyorsunuz? Kızım bizim suçlarımız seninkinin yanında hiçbir şey değil ki. Sonuçta sen cinayet işlemiş bir katilsin. Müzakere diyordunuz. Ona hep açığız. Muzaffer amcanın yerini söyleyin, ben de gördüklerimi unutayım. Niye? Fatiha mı okuyacaksın yoksa? Ay sinirim bozuldu. Ceset nerede?
kızım. Sen şimdi Yakup ya da bir başkasına altınlardan bahset. O zaman öğrenirsin cesedin yeri nerede polisle birlikte. Ne yapalım ya? Gömüldüğü yerden çıkaralım mı adamı şimdi canım? Ne istiyorsunuz? Başından beri aynı şeyi. Git buradan, git git. Ama bütün bunlar neden? Yani niye odama giriyorsunuz? Siz odama girmeseydiniz bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Tek gayemiz seni korkutup kaçırmaktı. Altınları daha rahat arayabilmek için. Muzaffer abi maskeli haliyle odana girip fotoğraflarını çekecekti. Sabah korkup kaçacaktın. Aslında bir kimlik numaramız daha vardı. Senden öncekiler de işe yaramıştı. Onları da yapar senden kurtuluruz diyorduk ama sen ne yaptın? Gittin adamı öldürdün. Ne istiyorsunuz? Kızım daha kaç kere söyleyeceğiz? Buradan gitmeni. Ve çeneni sıkı tutmanı. Bak, böyle olduğu zaman karşılıklı bir anlaşma gibi. Sus, sus. Ne diyor gençler? Win-win. Ben nereye giderim ki şimdi? Orasını ben bilemem. Ben anlatamıyorum galiba. Ben evden çıktığım an sokaktayım. Yani benim gidebileceğim bir yer yok. Sokakta da bırakılmaz ki şimdi. Gencecik kadın. Neler duyuyoruz? Doğru. Olmadı bir iki gün mühlet veririz. Değil mi? Ama biz yukarıda çalışırken ayak bağlamayacaksın bize. Hay istemek falan da yok. Ay. O zaman bir iki gün daha kalsın. Ha Cüneyt. Bırak. Ha. Üç gün. Daha fazlası yok. İyi. İyi üç iyi.